Evren madde tabanlı değil. Öyle biliniyordu. Çünkü materyalizm ne diyordu? Evren madde tabanlı diyordu. Bu çürüdü şu anda. Materyalizm çürüdü. Madde tabanlı değil evren. Enerji tabanlı diye biliniyordu ama şu anda da kuantum teknolojisi, metaverse'ten sonra anlaşıldı ki evren dijital tabanlı bir evren var. Yani her şey yazılım. Madde dediğimiz şey sicim teorisine göre enerji parçacıkları hepsi. Yani bu nedenle böyle bir durumda evrendeki en büyük gerçeklik yazılım gerçekliği, veri tabanı gerçekliği. Evrensel veri tabanı var. Mesela evrensel veri tabanının Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var. Adı levh-i mahfuz, ana kitap diye geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz tevhidi göstermek için yeter. Tevhid inancı üzerinde oluşturulmuş bir İslam'ı düşündüğümüz zaman bütün şu andaki gerçeklik açıklıyor bunu. Bu nedenle bilimdeki ateist, Müslüman ya da Hristiyan gibi bir bölünme kategorize etmek bilime uymaz.